spastik kolon rahatsızlığı hocam, bu nedir? Spastik kolon veyahut da irritable bağırsak sendromu, yani bağırsak hassaslaşması. Kolon yani kalın bağırsakta hassaslaşıyor. Neden? Kalın bağırsakta tahriş oluyor, tahrip oluyor, yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma, faydalı bakterilerin azalıp zararlı bakteri ve mantarların çoğalması nedeniyle bağırsakları böyle halıya benzetelim. Nasıl ki halının üstünde iplik var, bağırsakların da üstünde böyle virüs denen İlkler kanallar var. Evet. Kanallar. Hı hı. Bunlar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eder. Hı hı. Şimdi bu kanalların içerisinde toplar damar var, atar damar var ve sinir var. Evet. Kişi abur cubur yiyorsa, faydalı bakteriler azalmış, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa, bunların üretmiş olduğu etan, metan, büten gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler ne yapıyor? Kanalı yakıyor. Hı. Yani bağırsaklar hafif yanıyor. Sürekli toksik maddeli, elinizi ateşte kaç dakika tutabilirsiniz? Hı. Tutamazsınız. Dakikasını, ama bağırsaklarımız çıkıyor. Sürekli bu toksik maddelerle temas halinde. Evet hocam. Ne oluyor? Bağırsaklar hassasiyetini kaybediyor. Ya hı, sürekli kişi kabız oluyor veya ishal oluyor veya bir kabız oluyor, bir ishal oluyor. Evet. Şişkinlik oluyor, gaz oluyor. Şimdi bağırsaklar fonksiyonunu yitirdiği için adam, kişi yani herhangi bir şey gittiği zaman ne alttan gaz çıkıyor ne yukarıdan gaz çıkıyor. Davul gibi karnı küp gibi oluyor. Evet. Şimdi benim tanıdığım bir zat-ı muhterem 35 yaşlarında çalışıyor iş yerinde, Frankfurt'ta bir firmada çalışıyor. 2-3 ayda bir 15 gün yok. 3 hafta yok. İstirahatta. Nerede? İstirahatta. Turp gibi adam. Gözü kürtü, hiçbir şeysi yok. Hep böyle 2-3 ayda bir istirahat. Zannediyor ki millet tembel. Kasıtlı yapıyor. Yatıyor, uyuyor zannediyorlar. Adam gözü kürtü, hiçbir hastalık yok. Bilmiyorlar tabii ne olduğunu. Dedim ki ya sen neden böyle yapıyorsun? Derdin ne? İBS. Irritable bağırsak sendromu. O ne? Dönem dönem nöbetleri geliyor vatandaşın. Nöbeti geldi mi karın ağrısından duramıyor. Bir şeyler yediği zaman hemen lavaboya koşmak zorunda kalıyor. Karnı davul gibi şişiyor. Onu yiyemiyor, bunu yiyemiyor, şunu yiyemiyor. Irritable bağırsak sendromu, yani spastik kolonun da migrende olduğu gibi iki sebebi var. Yani iki tane, iki ihtimalden bahsediliyor. Bir, yine aynı şekilde beyin kökündeki serotonin hormonun, yani bu aşırı nörotransmitter salgılanması nedeniyle hücreler, nöronlar tarafından serotonin salgılanmasındaki anormalliklerden kaynaklanıyor. Beyindeki salgılanan serotonin bağırsaklara ulaşmıyor. Şimdi nörotransmitterler haberleşmede problem oluyor. Evet hocam. Alo, kopuyor, hatlar kopuyor, gitmiyor. İletişim bozukluğu. Bu da bir kabız oluyor, bir ishal oluyor, bir gaz şişiyor, bir ağrı yapıyor vesaire vesaire. Çeşit çeşit rahatsız var. Evet. Bir diğer sebep ise yine aynı şekilde mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler yakıyor bağırsakları. Sinir uçları hassasiyetini kaybettiği için gerekli zamanda gerekli mesajı veremiyor. Hı hı. Haberleşmede. Yani nörotransmitterler veya sinir sistemi veya bu iki sebepten dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Evet, yine migrende olduğu gibi spastik kolonda da yine aynı şekilde nane devreye giriyor. Ama evet, nanenin buldum. İki tane sinek bu naneyi bırakmıyoruz. Evet. Koklayamayacağız artık. Gitti. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Onlar da bir canlı hocam. Lütfen. Evet, sana hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Profesör Doktor Wildgrube, bu da Alman, hep Alman, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Irritable bağırsak sendromu olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmış. Hazımsızlık, şişkinlik, bağırsak gurultusu, karın ağrısı, ishal, kabızlık gibi rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmiştir. Artı Profesör Doktor Res ve ekibi 1979'da, Profesör Doktor Dev ve ekibi 1984'te ve Profesör Doktor Zygmunt, Profesör Doktor McNally ve ekibi, bunlar klinik araştırmalar yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarda spastik kolonu nane ile tedavi etmişler. Sadece nane ile tedavi etmişler. Evet, ama onun özel bir yöntemi var. Hı hı. Bir de bir şey söyleyeceğim hocam. Biz bununla ilgili özel bir formül geliştirdik. Nedir? Hı
Bir şey söyleyeceğim. Kara halile forte. Nane migren tedavisinde de kullanılabilir dediniz herhalde. Nane, yani hem migren tedavisinde keskin kokular daha zararlı değil midir? Keskin koku. Öyle, öyle kullanışını söylemedim ki. Nasıl söylediniz? La ilahe illallah muhammedur. Yani onu, o zaman küründe falan kokusu herhangi bir şeyi yok. Hayır, ha, öyle değil, öyle öyle. Kullanış öyle değil. Şimdi bu önü özel bir metodu var, özel bir yöntemi var. Biz bunu özel bir formül geliştirdik. Kara halile forte. Kara halile. Kara halile. Evet. Yani 19 çeşit bitki özütü var. Evet, bu bağırsaklardaki stresi, gerilimi, sinirlerdeki hassasiyeti yavaş yavaş ortadan kaldırır. Artı sarı kantaronla. Evet, yani tedavisi mümkün. Tamam. Mesela böyle çok ağır bir rahatsızlığı olan bir beyefendi, Önder Bey, o doğal tedavi .net'e de yazmış zaten. Bu benim söylediklerimin hepsini uzun uzun yazmış. İşte tuvalete gidince defacetinden sonra rahatlamıyor. Yine lavaboya gitmek zorunda kalıyor. Karın ağrısı çekiyor, şişkinlik, bir ishal, bir kabus. Evet. Onu yiyemiyor, bunu yiyemiyor. Efendim süt mamulleri ise yani çikolata zararlı. Şu şu şu. Yemin ne yerse rahatsız ediyor vesaire vesaire. Uzun bir listesi var böyle. Ona dokunamıyor, buna dokunamıyor. 6 hafta sonra her şey yer hale geldi. Evet. Yavaş yavaş. Kullandığı zaman yavaş yavaş kademeli kademeli. Yani 6 haftada mucizevi bir şekilde spastik kolon tedavi edilebilir. Mümkün. Yaptı. Her şey tedavi, her türlü rahatsız tedavi edilebilir. Ben burada söylemiş olduğum bu ilim adamları da kendi hastalarında Professor Dr. Wildgrube. Yani bunlar yeni değil. Yıllar önce 1978'lerde araştırmalar 77, 78, 98'de yapılmış. Ama biz zaman zaman böyle anlatıyoruz. Yani bunlar yeni bir şey değil zaten. Fakat Türkiye'de bunun üretimini ilk yapan biz. Avrupa'da bunlar yapıyorlar. Tabii yüzyıllardır yapılan bir araştırma. Fakat hani bu toplumumuzda pek çok bilinen bir şey de sizin sayenizde de bunları bu şekilde öğrenmeye gayret ediyoruz hocam. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Hürmetle, saygılar. Evet hocam. Evet. Devam edelim. Spastik kolon tedavisi mümkün. Kişide eğer ki böyle stres, depresif, sinirsel gerilim de varsa sarı kantoronla birlikte kullanması gerek. Yani psikolojik bazı problemleri varsa sarı kantoronla tedavi süreci hızlanır, daha kısa sürede iyileşir. Sarı kantoron yanında İksir, aloe vera jel, kara haliyle sarı kantoron. Kara haliyle kolit çayı, sinir çayı. Yani komple bir set tedavi sürecini hızlandırır. Şimdi mesela neden iksir, aloe vera jel, sarı kantoron, kara haliyle kolit çayı, sinir çayı komple bir set? Bir ürün değil de neden bu kadar ürün? İksir bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuttaki damarlardaki bütün cerrahat çurufu temizler, arıtır. Aloe vera bağırsaktaki mantarları yok eder. Kara haliyle irritable bağırsak nedeniyle ortaya çıkan problemleri yavaş yavaş ortadan olur. Kaldırır. Sarı kantoron depresif rahatsızlara karşı sinirleri güçlendirir. Sinirleri tamir eder. Yani her ürünün farklı farklı özelliği vardır. Sadece bir tek ürün kullandığı zaman da iyileşir ama o zaman süreç uzar. Aylarca sürer. Evet. Kısa sürede iyileşmek için tedavimizi daha fazla hızlandırmak için kombine etmek gerekir. Kombine yaptığımızda daha çabuk sonuçlar alabiliyoruz.